Herkese merhaba. Dışı çıtır çıtır, içi ağızda dağılan harika bir kurabiye tarifim var. Mis gibiden mısır gevrekli kurabiye tarifi. Öncelikle kurabiye hamurunu yapacağız. Derin bir kasenin içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz margarini ya da tereyağını koyun. Üzerine pudra şekeri ilave edin. Yumurtaları kırın ve kabartma tozu, vanilya ilave edin. Vanilya yerine isterseniz portakal kabuğu rendesi ya da limon kabuğu rendesi de ilave edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Nişastayı ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Buradaki en önemli püf noktası tereyağı ya da margarininizin bir süre oda sıcaklığında beklemiş olması gerekir. Eğer beklemezse iyice yediremezsiniz. Yediremezseniz de kurabiyeleriniz fırına girer girmez yayılacaktır. Un istemiyorsanız eğer bu püf noktasına uyun. Un ilave ediyoruz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettiğimizde yoğurmayı durduruyoruz. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Üzerleri hafif pembeleşecek. Sonra dışına yapacağımız sosa geldi sıra. Çikolatayı eriteceğiz. Kremayı ısıtıyoruz. Bakın ısıtıyoruz, kaynatmıyoruz. Burası önemli. Kaynarsa istediğimiz gibi olmaz. Isınan kremanın içerisine çikolataları ilave ediyoruz ve eritiyoruz karıştırarak. Çikolatanız eğer blok şekildeyse dilimleyerek, küçük ufaltarak aynı şekilde eritebilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak eriyen çikolatanın içine kurabiyeyi batırıyoruz. Eğer mısır gevreklerini bütün bütün görmek istiyorsanız kurabiyenin dışında benim yaptığım gibi güzelce mısır gevreklerinin içine çikolataya bulanmış kurabiyeyi koyuyoruz. Mısır gevreklerini de etrafına yapıştırıyoruz. Sonra servis tabağına alacağız. Eğer daha küçük küçük olsun derseniz mısır gevrekleri, mısır gevreklerinizi elinizle parçalayın. Sonra aynı şekilde aynı işlemi yapacağız. Eğer çatalla yapmakta zorlanıyorsanız bu şekilde elinizle kurabiyenin etrafını çikolataya bulayın. Sonra ufalamış olduğunuz mısır gevreğinin içine atın kurabiyenizi. Her tarafına gelecek şekilde mısır gevreğine bulayın. İşte hepsi bu kadar. Biraz buzdolabında beklerse eğer dışındaki çikolata donacaktır. Daha lezzetli ve daha kolay yenilebilir hale gelecektir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.